Esselamu Aleyküm. Dostlar, bugün sizlere bir veli video eserinde Şah-ı Nakşibend Hazretlerini anlatmak istiyorum. Kimdir, nerede yaşamıştır ve bu yoldaki üstünlüğü Rabbim istifadeler versin. Her daim manevi tasarruflarından faydalanabilmeyi nasip eylesin. Dinlerken kendilerine bir Fatiha-i Şerife okursak, edebimizi, kalbimizi muhafaza edersek umulur ki o mekanda ruhaniyetleri hiç şüphesiz hazır bulunacaktır. Böyle bir durumda o kişi içinde, o mekan içinde çok büyük bir nimettir. Rabbim yaşayanlardan eylesin. Buyurun başlayalım. Evliyanın büyüklerinden ve Müslümanların göz bebeği olan yüksek alimlerden. İnsanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 15.'sidir. Muhammed Baba Semmasi'nin ve Emir Külal'in talebesidir. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Bahaeddin ve Şah-ı Nakşibend gibi lakapları vardır. Allahu Teala'nın sevgisini kalplere nakşettiği için Nakşibend denilmiştir. Seyyid'dir, yani Peygamber Efendimizin soyundandır. Behaeddin Şah-ı Nakşibend Hazretleri miladi 1318 senesinde Buhara'ya 5 kilometre kadar uzakta bulunan Kasr-ı Arifan'da doğdu. 1389 senesinde 71 yaşındayken Kasr-ı Arifan'da Rebiyel Evvel ayının 3. günü olan Pazartesi günü vefat etti. Kabir oradadır. İslam alimlerinin en meşhurlarından olup tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Hem zamanında hem de kendinden sonraki asırlarda onun sebebiyle pek çok insan hidayete kavuşmuştur. Zamanın büyük evliyası olan Muhammed Baba Semmasi Hazretleri henüz o doğmadan doğduğu yer olan Kasr-ı Arifan'a gelmişti. Bu gelişinde burada büyük bir zatın kokusu geliyor. Bu beldede büyük bir evliya yetişecek diye işaret etmiş, tarikatın imamı olacak emsalsiz bir zatın buradan zuhur edeceğini talebelerine ve sevenlerine müjdelemişti. Babası şöyle anlatıyor. Oğlum Bahattin'in doğmasından 3 gün sonra Hacı Muhammed Bahattin Semmasi Hazretleri bütün talebeleri ile Kasr-ı Arifan'a gelmişti. Ben onu çok sever ve muhabbet beslerdim. Kasr-ı Arifan'a teşrif edince yeni doğmuş olan oğlum Bahattin'i alıp huzuruna götüreyim ve himmet isteyeyim. Böylece feyze kavuşur dedim. Bu niyet ile Bahattin'i kucağıma alıp Hacı Muhammed Baba Semmasi Hazretleri'nin huzuruna götürdüm. Hacı Muhammed Baba Semmasi Hazretleri Bahattin'i elimden alıp bağrına bastı ve buyurdu ki bu yavru benim oğlumdur. Ben bunu manevi evlatlığa kabul ettim. Sonra yüzünü talebelerine çevirip talebeler arasında en meşhur talebesi olan Seyyid Emir Külal'e şöyle dedi. Size bu yerde büyük bir zatın kokusu geliyor derdim. Bu defa bu tarafa gelirken de buraya yaklaştığımızda size demiştim ki daha önce duyduğum koku iyice arttı. Hakikat şudur ki size bahsettiğim mübarek zat doğmuştur. İşte o mübarek koku bu melek yavrunun kokusudur. Bu yavru büyük bir zat olsa gerektir buyurdu. Böylece daha 3 günlük çocuk iken zamanın en büyük evliyası ve mürşidi kamili olan Hacı Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin müjdesine, himmetine ve feyzine kavuştu. Henüz daha küçük yaştayken evliyalığa ait yüksek nurlar ve eserler temiz alnında açıkça görünür, hidayet ve irşat nişanları yüksek simasından belli olurdu. Annesi şöyle anlatmıştır. Oğlum Bahattin 4 yaşındayken evimizde yavrulayacak bir inek vardı. Bahattin doğumuna bir müddet daha olan o ineği göstererek öyle anlıyorum ki bu inek beyaz başlı bir buzağı doğuracaktır dedi. Birkaç ay sonra inek dediği gibi beyaz başlı bir buzağı doğurdu. Kendisi şöyle anlatmıştır. Hocam Muhammed Baba Semmasi Hazretleri vefat edince hocam Seyyid Emir Külan Kasr-ı Arifan'a geldi. Bana çok iltifatta bulunup Hacı Muhammed Baba Semmasi bana oğlum Bahattin'in yetişmesiyle ilgilen ondan şefaatini esirgeme. Eğer onun yetişmesinde kusur edersen sana hakkımı helal etmem buyurdu. Ben de bu vasiyeti üzerine senin yetişmen ile ilgileneceğime söz verdim dedi. Seyyid Emir Külal Hazretleri Bahattin Buhari Hazretlerinin yetişmesi ile titizlikle meşgul olup onu tasavvufta yüksek derecelere ulaştırdı. Hatta bir gün ona şöyle buyurdu. Yüce Mürşidim Hacı Muhammed Baba Semmasi'nin sizin terbiyeniz ile ilgili vasiyetini yerine getirdim. Sizi istenilen şekilde yetiştirdim. Hem hal bakımından hem de ilim bakımından yüksek bir himmete sahip bulunuyorsun. Şimdi nereye gitmeyi arzu edersen gidebilirsin. Her kimden olursa olsun sohbetinde bulunmak ve istifade etmek hususunda serbestsin. Tarafımızdan size izin ve ruhsat verilmiştir. Bizde olan hal ve makamları size fazlasıyla verdim.
Bostanı senin için kura ettim. Yani göğsümde, kalbimde olanların hepsini sana verdim. Ruhaniyet kuşunu insanlık yumurtasından, yani dar nefs çerçevesinden çıkardım. Ama senin himmet kuşun yükseklerde uçuyor. Şimdiden sonra icazetlisin, buyurmuştur. Bahattin Buhari Hazretleri, asrının en meşhur alimi ve mürşidi kamiliydi. Tasavvufta en yüksek dereceye ulaşmıştır. İnsanları hidayete kavuşturmuş, nice gönüller onun feyizleriyle nurlanmıştır. Tasavvuf, bir Müslümanın İslam ahlakı ile ahlaklanması için lazım olan bilgileri öğreten ilimdir. Tıp ilmi, beden sağlığına ait bilgileri öğrettiği gibi, tasavvuf ilmi de kalbin, ruhun kötü huylardan kurtulmasını öğretir. Kalp hastalığının alametleri olan kötü işlerden uzaklaştırıp Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlar. Zaten dinimiz önce ilim öğrenmeyi, sonra öğrendiklerimize uygun iş ve ibadet yapılmasını ve bütün bunların da Allah rızası için olmasını emrediyor. Bahattin Buhari Hazretleri orta boylu olup mübarek yüzü değirmiydi. Yanakları kırmızıya yakın idi. İki kaşı arası açık, gözleri sarı ile ela renk karışımı olan kestane rengindeydi. Sakalının beyazı siyahından çok idi. Ne hızlı ne de yavaş yürürdü. Konuşmaları Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem konuşması gibi tane taneydi. Konuştuğu kimseye yönünü dönmüş olarak konuşurdu. Kahkaha ile gülmez, tebessüm ederdi. Her gün kendini 20 kere ölmüş ve mezara konmuş olarak düşünürdü. Kimseyi küçük ve hakir görmez, daima güler yüzle karşılardı. Ancak celallendiği zaman kaşlarını çatardı. Bu zamanda da heybetinden karşısından durulmaz olurdu. Şemali birçok bakımdan Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem benzediği gibi sözleri, işleri ve bütün hareketleri sünnet-i seniyeye uygun idi. En başta gelen talebelerinden Alaaddin Attar Hazretleri şöyle anlatmıştır. Hacı Bahattin Nakşibend Hazretleri o derece fakir idi ki evlerinde kış günleri namaz kılmak için yere serecek bir şey bulunmadığından eski bir kilim silip onun üzerinde namaz kılarlardı. Maşetlerine bir çekirdek bile haram karıştırmazlardı. Kendilerinin ve aile efradının helal yemesine çok dikkat ederdi. Şüphelendiği herhangi bir şeyden uzak dururlardı. İbadet 10 kısımdır. 9'u helal rızık aramaktır. Diğer kısmı salih ameller ve ibadetlerdir buyrulan hadis-i şerifi bildirirlerdi. Fakir olmalarına rağmen lütuf ve keremleri bol olup cömert idiler. Bir kimse bir hediye getirse, mümkünse getirilen hediyenin iki misli kıymetinde bir hediye verirlerdi. Tanıdığı veya tanımadığı kimse evlerine ziyarete gelse, güler yüzle karşılar, nezaketle yol gösterir, evde ne bulursa ikram ederlerdi. Misafirlerine bizzat kendisi hizmet ederdi. Eğer ev soğuk olursa kendi giyeceğini ve yatağını misafire verirdi. Misafirin hayvanı varsa hayvanın yemini ve suyunu verirdi. Nafakasını çalışarak temin ederdi. Bunun için eker biçerdi. Bir miktar arpa, biraz da hayvan yemi eker kaldırır, bununla geçinirdi. İşinde bizzat kendisi çalışır, bütün işlerini görürdü. Zamanında alim ve salih kimseler ziyaretine gelip halis ve helal yemek yiyelim diye onun yemeklerini yerlerdi. Her zaman ve her işte sünnet-i seniyeye uyar ve bilhassa yemek hususunda Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem uymaya çok dikkat ederdi. Çoğu zaman ekmeği kendi pişirir ve sofra hizmetini kendisi yapardı. Buyururdu ki, yenilecek bir gıda, bir yiyecek her ne olursa olsun gaflet içinde gadapla veya kerahetle hazırlansa, tedarik edilse onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefs ve şeytan karışmıştır. Böyle bir yiyeceği yiyen kimse de mutlaka bir çirkin netice meydana gelir. Gaflete dalmadan yapılan ve Allahu Teala'yı düşünerek yenen helal ve halis yiyeceklerden hayır meydana gelir. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının sebebi yemede ve içmede bu hususa dikkat etmediklerinden ve ihtiyatsızlıktandır. Her ne hal olursa olsun bilhassa namazda huşu halinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek, helal lokma yemeye, Allahu Teala'yı hatırlayarak yemeği pişirmek ve yemeği Allahu Teala'nın huzurundaymış gibi yemeğe bağlıdır. Vücudu haram lokmayla hallolmuş olan bir kimse namazdan tat duymaz. Şöyle anlatmıştır. Tasavvuf hallerinden cezbeye tutulduğum ilk günlerde mübarek bir zat ile yakınlığım oldu. Bu zat bana, seni Hakk'ın aşinalarından görüyorum deyince, umarım ki sizin teveccühünüz ve yardımınızla aşinalardan olurum dedim. Dedi ki, arzular karşısında nefsin ile ne haldesin? Bulursam şükrederim, bulamazsam sabrederim dedim. Bu kolay bir iştir.
Asıl iş, nefsini bir yerde hapsedip ekmek ve su vermeyeceksin ve nefsin o hale gelmiş olacak ki sana serkeşlik etmesin, boyun eğsin buyurdu. Bunun üzerine o zata yalvardım. Bu hale kavuşmam için teveccüh etmesini istedim. Buyurdu ki, nefsinin başkalarından ümitsiz ve yalnız kalacağı bir sahraya gideceksin. Allahu Teala ibadet ile meşgul olacaksın ve orada 3 gün kalacaksın. 4. gün tarif edeceğin bir dağa gideceksin. Karşına çıplak atabilmiş bir kimse çıkacak. Sen o zata selam verip geç. 3 adım geçtiğin zaman sana o, ey genç, dur sana ekmek vereyim diyecek. Sen hiç aldırmayıp ekmeği almadan gideceksin. Bu zatın emri üzerine söylediği gibi 3 gün sahrada yalnız kalıp ibadet ile meşgul oldum. 4. gün tarif ettiği dağın eteğine gittim. Giderken tarif ettiği gibi ata binmiş bir zat karşıma çıktı. Selam verip geçtim. Bana, delikanlı, sana ekmek vereyim dedi. Ben asla aldırmadım ve ekmeği almadan geçip gittim. Sonra bana bunları yapmamı tavsiye eden zatın huzuruna gittim. Buyurdu ki, Bahattin, bundan sonra insanların hatır ve gönüllerini alıp düşkünlerin hizmetinde bulunup zayıflara ve gönlü kırık olanlara ikram ve hürmette bulunacaksın. İlim öğrenme hususunda gayret ederek kimsesizlere yoldaş olup onlara karşı tevazu göstereceksin. Bu zatın bu emirlerini de yerine getirdim. Uzun zaman bu yolda devam ettim. Sonra tekrar huzuruna çıktım. Buyurdu ki, Bahaettin, bundan sonra da hayvanlara bakacaksın. Onlar seni yaratan Rabbinin mahluklarıdırlar. Eğer yük çeken hayvanların vücutlarında yara görürsen tedavi edeceksin. Bu emre de uyarak çok gayret gösterdim. Yolda eğer önüme bir hayvan gelse, o geçinceye kadar dururdum. Hayvanın önüne geçmezdim ve geceleri üzerlerine yüzümü sürüp Allah-u Teala'ya yalvarırdım. Bütün bunlar içimdeki nefs düşmanının kırılması, ıslah olması için idi. 7 sene böyle devam etti. Sonra tekrar o zatın huzuruna gittim. Buyurdu ki, Bahaettin, bundan sonra yolların hizmetiyle meşgul ol. Yolları süpürüp temizle. Yollarda gelip geçenlere eziyet veren şeyleri kaldır. İğrenç şeyleri yollardan alıp görünmez bir yere at. Yollardan gelip geçenlere zahmet çekmesinler ve rahatsız olmasınlar. Bu emrine de uyarak bir müddette bu işle meşgul oldum. Bu zat ne emretmişse büyük bir bağlılık ile her emrini yerine getirdim. Bu hizmetleri yaparken Allah-u Teala'nın nice nimetleri ve ihsanları bana göründü. Nefsim iyice ezildi. Nefsaniyetten ve masivadan, yani Allah-u Teala'dan başka her şeyden kurtulup ruhaniyet derecesine eriştim. Bu sırada bana Allah-u Teala'dan pek çok sırlar tecelli etti. Sevgili dostlar, aslında anlayabilirsek burada bizlere güzel bir sır var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin yapmış olduğu bu hizmetlerle Rabbimiz ona kendisinin dediği gibi pek çok sırlar vermiştir. Mahlukata hiçbir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için hizmet edip nefsi köreltmek kolay iş değil. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bunu yaparken hem ilmi seviyesi çok yüksek hem de evliyalık mertebesi çok yüksek olduğu bir zamanda yapmıştır. Yolları temizlemek, insanlara, hayvanlara hizmet etmek hem de senelerce, düşünsenize sevgili dostlar. Mesela şu anda herkesin bildiği makam, mevki sahibi birinin bu şekilde olduğunu gerçekten kolay değil. Evet, biz devam edelim. Bahattin Buhari Hazretleri kendisine karşı edepsizlik yapan birine kızmayıp tebessümle karşıladı. Fakat edepsizlik yapan kimse büyük bir derde düşüp helak olacak hale geldi. Hatasını anlayıp tövbe etti. Bahattin Buhari Hazretleri bir ara o adamın evinin önünden geçerken içeri girip halini sordu. Allah-u Teala şifa vericidir, korkma, iyileşirsin dedi. O kimse bu söz üzerine kalkıp, efendim, size karşı edepsizlik ettim, hatırınızı incittim, beni affediniz dedi. Bunun üzerine Bahattin Buhari Hazretleri buyurdu ki, kalbimiz o zaman incindi fakat şu anda gönül aynası tertemiz. İyi bil ki mürşitlerin kılıcı kınından çıkmış yalın bir kılıçtır. Ama mürşit merhamet sahibidir, kimseye kılıç vurmaz. İnsanlar, yani belasını arayanlar gelip kendilerini o kılıca vururlar. Bundan dolayıdır ki sevgili dostlar, Allah dostlarına kesinlikle onları incitecek bir şey söylenmez, söylememeliyiz. Sonra başımıza bir şey gelir de nereden geldiğini bile anlayamadan zararını çeken biz oluruz. Bu meşhur sözü her zaman belleğimizde olsun. Mürşitlerin kılıcı kınından çıkmış yalın bir kılıçtır. Ama mürşit merhamet sahibidir. Kimseye kılıç vurmaz. İnsanlar, yani belasını arayanlar gelip kendilerini o kılıca vururlar. Bahattin Buhari Hazretleri bir defasında Şeyh Seyfettin adlı bir zatın ırmak kenarında bulunan kabri karşısında kalabalık bir cemaatle sohbet ediyordu.
O cemaatte bulunanlardan bir kısmı Bahattin Buhari Hazretlerinin tasavvuftaki yüksek derecesini bilmiyorlardı. Söz evliya zatların hallerinden açılmıştı. Bir hayli süren bu konuşmada evliyanın meşhurlarından olan Şeyh Seyfettin ile Şeyh Hasan Bulgari arasında geçen kerametler anlatıldı. İçlerinden biri dedi ki, eskiden velilerin tasarrufu, kerameti çok olurdu. Acaba bu zamanda da onlar gibi tasarruf ehli var mıdır? Bunun üzerine Bahattin Buhari Hazretleri buyurdu ki, bu zamanda öyle zatlar vardır ki şu ırmağı yukarı ak dese ırmak tersine akmaya başlar. Bu sözler Bahattin Buhari Hazretlerinin mübarek ağzından çıkar çıkmaz önlerinde akmakta olan ırmak ters akmaya başladı. Bunun üzerine Bahattin Buhari Hazretleri, ey su, ben sana yukarı ak demedim buyurdu. Irmak tekrar eski yöne akmaya başladı. Bu kerametini o kadar çok kimse gördü ki bu sebeple çokları Bahattin Buhari Hazretlerinin büyüklüğünü anlayıp tam bir teslimiyetle ona bağlandılar ve saadete kavuştular. En büyük talebelerinden Alaaddin Attar Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bahattin Buhari Hazretlerinin vefatı sırasında Yasin-i Şerif okuyorduk. O da bizimle okuyordu. Yarısına gelince nurlar gözükmeye başladı. Kelime-i Tevhid'i söyleyerek son nefeslerini verdiler. Bir başka talebesi ise şöyle anlatmıştır. Bahattin Buhari Hazretlerini kabrine koyduk. Gördüm ki mübarek yüzleri tarafından müminin kabri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Hadis-i şerifinde buyurulduğu gibi cennetten bir kapı kabri şeriflerine açıldı. O kapıdan iki huri gelip ona selam verdi ve Allah-u Teala bizi sizin için yarattığı vakitten beri sizi bekliyoruz dediler. Bahattin Buhari Hazretleri onlara, ben Hak Teala Hazretleriyle ahdettim ki onun hiçbir şeye benzemeyen, nasıl olduğu anlatılamayan didarını görmedikçe, benim yolumda bulunanlara ve benden hakkı işitip amel edenlere şefaat etmedikçe hiçbir şey ve hiçbir kimse ile meşgul olmam dedi. Vefatından sonra sevenlerinden biri onu rüyasında görmüş ve ne amel işleyelim ki kurtuluşa erelim diye sormuştur. Son nefeste ne ile meşgul olmak gerekirse onunla meşgul olunuz buyurmuştur. Hikmetli sözlerinden bazıları. Zikir gafletin giderilmesidir. Gaflet giderildiğinde sussan bile zikir halinde olursun. Helal lokma yemedikçe maneviyat yolunda maksat hasıl olmaz. Cömert birinin evinde bulunan onun ikramlarına nail olur. Allah dostlarına hizmet ederek onların gönüllerine girenin de hali böyledir. Allah dostlarıyla ömrünü geçirenler asla pişman olmayacak. Bu dostluk ölüm ile son bulmayacaktır. Dervişin kendisinde bulunmayan halden bahsetmemesi gerekir. Nitekim meşayih buyurmuşlardır ki, Cenab-ı Hak kendisinde olmayan halleri anlatan kimseleri o halin saadetine eriştirmez. Ve son olarak da Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin çok değerli bir evrad-ı şerifesi var. Ondan bahsedip videomuzu bitirelim inşallah. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu evrad-ı şerifi mana aleminde bizzat Peygamber Efendimiz'den almıştır ve her gece kendisine talim edip öğretmiştir. Hatta bu evrad-ı şerifi bizzat Peygamber Efendimiz'in yanında ezberledim buyurmuşlardır. Kısaca faziletlerinden bahsedecek olursak Hamza bin Şemsat buyurdu ki, evradın içinde ismi azamın iki kere zikrolunduğunu ve bu ismi 40 kere tecrübe ettiğini söyleyerek ne zaman ki kitabımda bu ismi şerifin hangi yerde olduğunu beyan etmek murat ettiysem her seferinde elim tutmaz dilim konuşmaz oldu. Anladım ki bu konuda bana izin verilmiyor. Şeyh Ebu Ahmet buyurdu ki, evradın içinde bir ismi şerif vardır ki yer ile gök hazinelerinin kapıları bu isimle açılır. Muhammed Dimeşki'den rivayet olundu ki, kim bu evradı halis bir niyet ile okursa bedeninden bütün hastalıklar Allah-u Teala'nın izniyle kalkar. Diğer rivayetlerde ise, kim bu evradı okursa Allah-u Teala ona nur, hikmet ve yakın ihsan eder. Sihirden, hasetten, nazardan korur ve onun bütün sıkıntı ve üzüntülerini giderir. Ona izzet kapısı açılır. Bir kimse her sabah bu evradı okursa ailesi içinde kavgası olmayıp dirlik ve sevgi içinde geçinir ve onun üzerine nurdan bir çadır kurulup cinler ve şeytanlar o çadırı geçip eve giremezler. Her numurat hayırlı bir istek için okunursa Allah-u Teala'nın izniyle duası kabul olunacağı bildirilmiştir. Bu evrad-ı şerifi dini kitap satan aşağı yukarı her kitapçıda bulabilirsiniz. Rabbim mutlaka istifade eden kullarından eylesin. Rabbimiz layıkıyla Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yolundan gidebilmeyi, şefaatlerine nail olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.
Evet sevgili dostlar, bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsanız bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.